Artı bir de sunumda şunu da gördük. Çok dikkatlerden kaçtı bence. Hem Fatih Karahan'ın yaptığı açıklama hem de Cevdet Akçay'ın yaptığı açıklama da şu söyleniyor. Yani aylık enflasyonda beklenen doğrultuda bir iyileşme gerçekleşmezse asıl baktığımız yer orası. O zaman hani çok daha zorlayıcı koşullar karşımızda olursa ek sıkılaştırma tedbirleri alabiliriz. Ek Bakın daha sıkılaştırmadan burada yani kastımız faizler ne? burada Bizim kalmayabilir. anlayabileceğimiz dilde. Peki faizler burada kalmayabilir. Yani 45'e getirdik burası tavan diyoruz ya. Belki seçimden sonra çok daha farklı bir tabloyla karşılaşabiliriz. Bunun dış finansman sağlamaya çalıştığımız yabancı yatırımcı da talep edebilir sizden. Yani o yüzden bunların tamamı ekonomide bir daralma, aynı zamanda işsizlikte artış, birçok firmanın sıkıntı yaşaması gibi sonuçlar da doğuracaktır. Bir de kredi kartı limitleri üzerinden bir çalışma yapıldığı da ifade edilmiyor biliyorsunuz. Zaten hani bir şekilde hem geliri yetmeyen, maaş artışı, enflasyon artışından daha düşük seviyede gerçekleşen halk, aynı zamanda tüketici kredilerindeki faiz oranları ve vade sıkıntıları nedeniyle kredi kartlarına yönelmiş durumda. Yani burada bu insanlar lüks tüketim yaptığı için değil veya hani gidelim dışarıda yiyelim, içelim, tatil yapalım gibi bir harcama değil bu. İhtiyaçların karşılanması için bu Yetişmiyor, limitler evet. kullanılıyordu. Aynen öyle. Buna da dair Merkez Bankası da Mehmet Şimşek de ciddi açıklamalar yapıyorlar uzun süredir. Demek ki seçimden sonra bununla da karşılaşacağız. Yani hem limitlerin sınırlanması hem taksitlerin sınırlanması burada bir sarmala girebilir. Halk için bir ciddi sıkıntılı kasırga dönemi başlıyor olabilir seçimden sonra. Yani bunları istemeyiz tabii ki ama anlatılanlar, görünen, makro görünüm hepsini ortaya koyduğumuzda, birleştirdiğimizde çok iyi bir tablo çizemiyoruz maalesef. Peki, normalde Merkez Bankası'nın 2024 için o %36'lık enflasyon tahmini üzerinden bir cümleyle geçtiniz aslında ama sizce bu tahmin nereye doğru evrilebilir? Net bir şey yok elimizde tabii ama iddialı bir tahmin mi diye birazcık daha bize açmanızı istiyorum konuyu. Ya Türkiye'de tabii bu tahminler pek tutmuyor biliyorsunuz. Yani enflasyon hedefi de %5 hala uzun vadeli hedefimiz. Ama burada çok net bir tablo var önümüzde. Revize etseler de etmeseler de. Bu kur burada kalamayacak. Maalesef. Vergilerden bahsettik. Artıyor, devam ediyor. Ücret artışlarının bundan sonraki süreçte yansımalarını gözlemleyeceğiz. Artı bugün bir seçim ekonomisi uygulanıyor ve para arzı devam ediyor. Bunların hepsi sizde enflasyon yaratmaya devam edecek. Devam edeceği için de o hedeflenen ya da tahmin edilen oranlar orada kalsa bile yaşadığımız şey maalesef çok farklı olacak ve bunun üzerinde gerçekleşti. Baz etkisine güveniliyor. Biliyorsunuz Temmuz ayından itibaren hani yıllık enflasyonda manşette düşüşler göreceğiz diyor Mehmet Şimşek. Evet istatistik olarak görebilirsin ama sonuç itibariyle bunun alım gücü, hayat pahalılığının azalması gibi parametreler üzerinde çok bir etkisi olmayacak halk üzerinde. Ama belki öyle bir nokta oluşabilir ki seçimden sonra kurlardaki artış vesaire burası bile tahmin edildiği gibi gerçekleşmeyebilir. Türkiye ciddi bir enflasyon probleminin içerisinde. Bu normal bir süreç değil. Tüm bu parametreler bir de bu hedeflerin ya da tahminlerin çok da gerçekçi olmadığını ortaya koyuyor. Cevdet Akçay'ın söylediği hususlar bakın çok önemliydi. Limitler koptu dedi. Yani Şimdi ben de sizin bir sosyal medya hesabında paylaşımınız var. Kopan linklerden bahsetmek gerçekçi olmak güzel diyorsunuz ama Türkiye İstatistik Kurumu gerçek enflasyonu açıklamadığı sürece o linkler hep kopuk kalacak ifadesinde kullanıyorsunuz. Şimdi ben de tam da tam onu söyleyeceğim. buradan açabiliriz bu link meselesine. Tamam, ben de onu söyleyeceğim. Evet, doğru, koptu. Piyasa faizi, politika faizi linki uzun süredir kopmuştu. Tamam, onu bağdaştırmaya çalışıyoruz. Orası güzel. Kur enflasyon makası oradaki link koptu. İşte birçok alanda bu geçmiş o politikaların yansımalarını, negatif yansımalarını gözlemliyoruz. Fakat Cevdet Akçay'a, Fatih Karahan'a, Mehmet Şimşek'e çok net buradan soralım. Siz önünüze gerçek bir veri koymadığınız sürece, gerçek enflasyonu tespit edemediğiniz sürece o linkleri bir araya getiremezsiniz. Getirebilir misiniz? Yani o kopuk linkler kopuk kalmaya devam etmez mi? Yani sonuçta biz biliyoruz ki enflasyon 65 değil. Çok net. 65 değilse kurun olması gereken ideal seviyesi de burası değil. Bunu da biliyoruz. Eğer böyleyse şu anda bile negatif reel getiri ortamındayız. Hala hani
bir yıl sonraki bu hedef tahmine bakarak ya pozitif getire geçtik diyen ekonomistler var ama hiç katılmıyorum. Hala negatif reel getiri ortamındayız. Bir de gerçek enflasyonu açıkladığınızda negatif reel getiri ortamını düşündüğünüzde bu faiz burada kalabilir mi? Yeniden tanımlamanız gerekmiyor mu? Bu da diğer bir soru. O zaman bu linkleri nasıl bir araya gidiyor? Yani burada şunu gözlemliyoruz. Gerçekten sunumda şu da şaşırtıcıydı. Asgari ücretin etkisinin işte Ocak ayı enflasyonuna yüksek gelmesine etki ettiğini ifade etti Fatih Karahan. Arkadaş yani çok net bir tablo var önümüzde. Enflasyon önden gidiyor. Ücret artışlarını yapmak zorunda kalıyorsun. Ve o yaptığınız ücret artışları da gerçek enflasyonun çok altında kaldığı için nominal olarak ücretleri artırsanız da halkın alım gücü günden güne eriyor. Temel problem bu. Topu taca atmaya, sorunları halının altına sürdürmeye gerek yok. Gerçekten şeffaflık ve rasyonellik istiyorsak, gerçekten enflasyonu çözmek istiyorsak bu verileri doğru açıklamak ve tablo budur demek, üzerine de politikalar üretmek gerekir. Yani bunu seçimden önce yapabilirler mi? Tabii ki yapamazlar. Niye? Oy kaybettirir. Ama seçimden sonra yaparlar mı? Ona da emin değilim. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz faiz hassasiyeti üzerinden bir siyasi tanımlama da yapılıyor. Zaten bugünlere gelmemizin nedenlerinden biri de bu. Nereye kadar buna izin verilir? Muhtemelen şunu yapmaya çalışacaklar. Bir şekilde dış finansman sağlayarak, sıcak para sağlamaya çalışarak farklı metotlarla bu süreci yönetmeye çalışacaklar. Ama tekrar söylüyorum, gerçek veri açıklamadığınız sürece, TÜİK tarafı revize edilmedik sürece hiçbir zaman siz buraya istediğiniz noktada bir enflasyon beklentisi düzelmesi sağlayamazsınız burada ve bu kronik problemleri de çözemezsiniz. Temel noktamız burası. Yani TÜİK, yani o linkleri bağlamanın bir tek yolu var, doğru veri. Doğru veri yoksa, doğru tespit yoksa çözüm de olmaz. Peki Emre Bey, şu an en düşük emekli maaşı açlık sınırının 5000 lira altında. Şimdi hal böyleyken sizce seçimden önce bir en düşük emekli maaşı alan emeklilerimiz için bir revizyon olur mu? Vallahi konuşuluyor, olabilir. Biliyorsunuz seçime giderken bu tarz hamleleri hep görüyoruz. Evet. Bu popülist bir hareketli olur ama temel mesele de şu: emeklimizin bırakın hani 4-5 bin lirayı, 500 liraya da 1000 liraya da ihtiyacı var. Maalesef o duruma gelmiş durumda. Yani şimdi yapılmasın veya yapılsın şeklinde bir yorumdan ziyade insanlarımızın ihtiyacı var daha yüksek gelire. Çünkü geçinemiyorlar. Evet. Barınma sorunu, gıda sorunu, ciddi problemler halinde. Bu yapılabilir. Yani ben de beklerim bunu. Yani umuyorum yapılsın ama başka alanlarda hani şimdi tasarruf yapmadan zaten ilerlemekte sıkıntı var. Emekli maaşı, asgari ücretli maaşı yük olarak görünüyor ama şimdi Profesör Doktor Murat Batı hocamızın çok güzel bir köşe yazısı vardı T24'te. Evet. Bu vergi harcamalarından bahsediyordu. Bu vergi harcaması dediğimiz yani devletin kendi iradesiyle vazgeçti. Almaktan vazgeçti. Muafiyet istisnalarını uyguladı kalemler. Şimdi %26,5 2024 bütçe kanununda. Yani 100 liralık verginin 26,5'undan vazgeçiyorsun. Kime vazgeçiyorsun? Belli başlı kurumlardan almıyorsun bunu. Ama vatandaştan KDV'yi alıyorsun, ÖTV'yi alıyorsun, EKMTV'yi alıyorsun. Hepsini almaya devam ediyorsun. Ve bu vatandaş enflasyonun altında ücret artışlarıyla yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Burada da problem yaşıyor. O zaman başka yerlerden bu kısmadığınız rakamları kısacaksınız. Orada tasarrufa gideceksiniz. Orada önlemler alacaksınız maliye politikası tarafında. Kamuda tasarruf yaratacaksınız. Ama ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidereceksiniz. Yani enflasyonun nedenini emekli maaşları, asgari ücretlilerin maaşları vesaire ücretlerin maaşları olarak görmemek gerekiyor. Kredi kartı harcamalarını enflasyonun nedeni olarak görmek iki sebeple olabilir. Bir, sorunu gerçekten siz doğru tespit edemediniz. Çok yanlış bir yolda ilerliyorsunuz. İki, topu taca atıyorsunuz. Yani biliyorsunuz ama topu taca atıyorsunuz. İkisi de kötü. Yani gerçeklikten ikisi de uzak. O yüzden buralara dikkat edilmesi ve gerçekçi politikalar uygulanması gerekiyor. Yani emekliye verilecek maaş veya asgari ücretliye verilecek maaş bence enflasyon yaratmayacak. Yaşam koşullarını iyileştirmek için gerekli. Diğer taraflara bakmak gerekiyor enflasyon için. Peki, çok teşekkür ediyoruz Emre Bey, aktardıklarınız için. Çok sağ olun.